gerekiyor. Tamam. Fazla kullandığınız zaman iyi sonuç vermiyor. Ben bunu fırçaya böyle yediriyorum. Hı-hı. Yedirdikten sonra çok dikkatli bir şekilde hafif tampon hareketlerle cilde yediriyorum. Ele bak, ne kadar pratik yemeğimiz olsa. biz kadınlar için bu kapatıcılar çok önemli. Çünkü hepimizin cildinde ufak tefek de olsa kusurlar oluyor. Ben de çok damarlarım çok yüzeye yakın. Bazen böyle kırmızılıklar olabiliyor özellikle kış aylarında. Onun için kapatıcılar aslında fondötenler çok önemli. Benim ben markasının da en önemli şey fondöteni. Aynen. Nivel markası geçen yıl fondöteniyle gerçekten çok öne çıktı. Hatta o kadar ki geçen yıl Türkiye'de satış olarak birinci oldu fondöteni. Ve bu bütün global markalar dahilinde birinci oldu. En çok satan fondöten oldu. Sonucundan da insanlar gerçekten çok memnun kaldı. Hatta biz geçen yıl Dubai'ye giderek 54 derece çöl sıcağında fondöteni 4 saat test ettik. Çölde bir blogger arkadaşımızı böyle geziye çıkarttık ve 54 derece sıcaklıkta fondöteni asla hiçbir şey olmadı. Hiçbir şekilde cilden artmadı, bozulmadı vesaire bir sorun yaşanmadı. O yüzden de fonten gerçekten çok sevildi, çok kullanılıyor. Aynı şekilde fontenin gözaltı kapatıcısı da çıktı. O da çok fazla kullanılıyor. O da çok önemli. Morlukları olanlara. Aynen. Şimdi ben size uyguladım fonteni. Bakın böyle. İnce uyguladığınız zaman gerçekten çok iyi bir sonuç sağlıyor. Şimdi kontür paletiyle hafif bir kontür yapacağım cildimize. Tamam. Ben şu rengi ve bu rengi karıştırarak yapacağım konturumuzu. Çok az miktarda ürün alıyorum tekrar. Yine elimle böyle bir hafifletiyorum. Ve sadece bu yanak boşluklarınıza çok hafif miktarda geçiyorum. Ve yine bu hafif alın üstüne doğru geliyorum. Ve göz kapağının şu çukur kısmına geçiyorum. Çok az miktarda uygulandığında gerçekten çok iyi sonuç veren bir marka bu. Pigmentleri gerçekten çok başarılı. Hatta şöyle yine iki taraftaki kağıt size göstermek istiyorum. Bir tarafa da diğer tarafa. İşte diğer tarafa da kontrol yapacağım hemen. Şu iki rengi karıştırıyorum yine, az miktarda alıyorum, elimin üstünde hafifletiyorum yine ve sadece şu yanak boşluğuna, hafif göz kapağı çukuruna ve yine alın boşluğuna doğru izliyorum. Fırçada kalan hafifçe burun kenarına da geçiyorum. Ürün anında gerçekten cilde oturuyor ve çok güzel renk veriyor. Ve sonra küçük bir fırça yardımıyla hafif kirpik diplerine ve göz altı kirpik diplerine bölüneceğim. Aynı kontrol merkezi kırılırda. Cildinizin terastı koyacaksınız. Böyle kirpik dibine hiçbir şekilde bastırmadan uygulamada direkt gözleriniz daha hoş çalışmıyor. Ben de genelde toz far kullanıyorum göz makyajı yaparken. Neyi tercih ediyorsun sen? Ben de çok fazla toz ürünleri tercih ediyorum. Çünkü krem ürünler ciltte biraz oynuyor. Özellikle renkli kremler, yani göz farı aldık gibi ürünler ciltte belli bir süreden sonra eğer cildiniz çok kuru değilse oynama yapıyor. O da birazcık böyle makyajın çok çabuk bozulmasına neden oluyor. Dolayısıyla ben çok fazla riske atmıyorum makyajla. Böylesine ürünlerle ve dergi çekimleri ve reklamlarla falan çalıştığım için. Dolayısıyla çok daha kalıcılığı olan ürünler tercih ediyorum. Onda da pudra ürünlerden ben çok memnunum. O yüzden daha çok pudra ürünler kullanıyorum. Gözlerinizin hemen rengi ve şekli ortaya çıktı aşağıya yaptığımızda. Güzel bir görüntüsü oldu. Gerçekten çok az ürün kullandım şu an. Sadece bir fonteni geçtim ve sadece bu iki pudrayı kullandım. Önce sonrası gibi bir yaparsak da çok belli olacak. Çok az ürünle çok güzel bir sonuç veriyor aslında. Daha sonrasında far paletine geçiyorum. Ve çok tabii şu renkten göz kenarlarına doğru hafif bir dokunuş yapacağım. Şu kısma sadece. Sizin zaten cildiniz ve gözleriniz maşallah. Ay teşekkür ederim. Çok belirgin olduğu için çok hafif böyle kenarına renk vereceğim. Aslında bayanların yaptığı şöyle bir yanlış var. Onları da alalım da. Aynen. Birazcık makyaj malzemeleri ve makyaj ürünlerini çok fazla kullanıyorlar. Çok fazla kullanmak demek daha güzel sonuç almak demek değil. Tam tersine aslında
olayı zorlaştırmak ve sonucu birazcık daha kirletmek oluyor. Hı-hı. Burada gördüğünüz gibi ben çok az ürünle, çok hafif dokunuşlarla gerçekten sizin kendi güzelliğinizi, kendi yüksekliğinizi belirginleştirerek ortaya çıkardım. Hiçbir değişim olmadı. Sadece boyutlandı yüzünüz. Hı-hı. Bunu yapmak için çok fazla ürün kullanmanıza gerek yok. Hele hele ki o ağır kapatıcı, ağır yoğun o krem kontürler vesaireler, krem şeklinde. Zaten günlük hayatta da o çok fazla belli oluyor. Çok da natürel durumda. O birazcık daha şuna ayırması lazım insanların. Stüdyo ortamında güçlü ışıklarla insanlar ya da defile, çekimlerde bize çok daha farklı makyajlar yapılıyor aslında. Ama günlük hayatta gerçekten bu günlük hayatı kaldırmıyor bu makyajı. Dolayısıyla aynen size uyguladığı çok hafif bir makyaj uygulaması yapmaları yeterli olacak. Burada önemli olan şey fondöten gerçekten çok önemli. Doğru ten makyajı yapıldığı zaman geri kalan kısımlar çok kolay bir şekilde ortaya çıkartılıyor zaten şu anda gördüğünüz gibi. Peki ten rengimizi nasıl bulacağız fondötenle? Çok güzel bir soru. Bu ten rengi. Ben bile bazen şaşırıyorum ne yapacağım. Çok basit bir yöntemi var aslında. Normalde insanlar elinin üstünde, bileğinde veya başka motif yerlerinde alıyor. Evet, ben de öyleyim. Aslında bu yanlış. Neden yanlış? Sizin şu dekolte kısmınız en doğru yerde rengi vermek için. Neden biliyor musunuz? Çünkü vücudunuzun şu boyundan aşağıdaki olan taraf genelde aynıdır renk olarak. Kollarınız, bacaklarınız, bu göğüs tarafınız hepsi renk olarak eşittir. Ama boyundan yukarı geldiğiniz zaman boyunuz daha açıktır. Yanaklarınızda kırmızılık olabilir. Ya da güneşten biraz bronzlaşıyor olabilir. Dolayısıyla oralara göre ya da el üstüne göre renk seçtiğimizde yanlış renk çıkıyor. Hmm. Bizim burada yapmamız gereken şey aslında. Hiç bilmiyordum ya. Çok güzel bitiyor. Burada evet. Bir deneyin rengi. Buradaki renk tutuyorsa yüzünüze sürdüğünüzde burayla bütünleştireceksiniz. Yani vücudunuzu da bütünleştireceksiniz. Tabii. Bazen çünkü bir maske gibi duruyor. Aynen. Ya da göz altlarına çok beyaz sürülüyor. O yüzden çok farklılıklar oluyor. Aynen. Bunu doğru uygulamak gerekiyor. Dekolte kısmından seçtiğiniz zaman hiçbir problem çıkmıyor açıkçası. Evet. Şu anda sona da geliyorum. Ben neredeyse gözlerinizi belirginleştirdim. Hafif bir dudağımızda bir renk yapacağım. Tamam. Onun için de yine Nivel'in bu kalıcı maske. Bunların da çok güzel olduğunu biliyorum. Hakikaten çok güzel. Nivel markası bir Türk üretici. 82 yılından beri faaliyet ediyor. Zaten çok Türk üreticilerini destekleyen isimim ben de. Çok hoşuma gidiyor başarılı olmaları. Bu marka gerçekten çok başarılı oldu. Bu markayı benim en çok sevmemin nedenlerinden bir tanesi, toplasanız 15 çeşit falan ürünü var. Öyle kadınların kafasını karıştıracak, daha fazla daha ürün güzel satmaya yönlendirecek bir marka değil. Tamamen sonuç odaklı ürünler üretiyor. Bu ruj da onlardan bir tanesi. Çok az miktarda alıp uyguladığında benim de en sevdiğim renklerden biri. Çok zaten beğeneceksiniz bence. Kapatabiliriz hocam. Aynen bu. Çok hafif dokunuşlar uyguladığımız zaman direkt sonucu alabiliyoruz zaten. Peki bir şey daha soracağım. Artık böyle dudak kalemleri falan biraz daha demode mi oldu? Şöyle söyleyeyim hemen. Bu yıl biliyorsunuz bu kalıcı mat rujlar çok moda. Hmm. Bu kalıcı mat rujlara çıplak dudağa uygulamak gerekiyor. Hmm. Eğer bunların altına uygulamadan hemen önce nemlendirici, dudak kalemi vesaire gibi bir şey sürerseniz bu ürünün çabuk soyulmasına ve dudağa oturmasına engellemiş olursunuz. Güzel durmaz. Aynen. Yapmamız gereken şey işte 1-2 saat öncesinde ya da akşamdan dudağımızı nemlendirelim. Sabah kalktığımızda üstüne uygulayalım. Herhangi bir dudak kalemi uyguladığımız zaman bununla beraber dudak kalemi olan kısımlar soyuluyor. Hmm. Yani bu genel bütün kalıcı rujlar için geçerli. Bunu tek başına sürebilirsin. Zaten kalıcı ve dudak kalemi yapısında bir görüntüsü var. İnce bir fırçayla önce dudak kalemi kısmını yapın. Daha sonra içini doldurun. Müthiş bir görüntü çıkıyor ortaya. Şimdi ben hafif bir highlight uygulaması yapacağım. Tamam. Ben bunu da merak ediyorum. Evet. Şöyle bir ürünü. Bu ürün de çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Blogger'ların favorisi oldu bu geçen sene. Hafif miktarı alıyorum. Sadece böyle bir şakak bölgesine uyguluyorum bunu. Sonrası şu dekolte kısmında da uygulayabilirsiniz. Daha sonrasında da en son bronz terakotaları var. Ağırlık olarak ve yine renklendirme olarak kullanılan şöyle ürünleri var. Bu ürünlerden size hem göstereceğim hem de uygulayacağım. Şöyle renklendirme var. Bunlar yine en çok beğenilen ürünleri. Şöyle yapıyoruz bunu. Çok az miktarda alıyoruz böyle.
böyle çok az miktar alıyorum. Sadece komple yaptığım kısımlara hafifçe böyle dokunuyorum ki yüzünde bir dışarıda bir boyut katsın diye. Daha sonra bu renkli kısmını daha böyle ağırlık uygulayın kısmına bakıyorum. Öyle sahte gülüyor musun? Hafif sahte gülüş gerekmiyor tabii. Şöyle. Bizim makyajımız şu anda bitti aslında. Şimdi ben söyleyecek miyiz? Tabii. Doğru söylüyorum. Merhaba, size geldim. Dümeni atlıyorduk. Şimdi yine Diver markasının yeni bir maskarası var. Maskaranın avantajı bir kere ambalajı çok büyük ve içerisinde çok fazla gramajda ürün evet, var. Evet, diyecektim ne kadar büyük. Aynen öyle. Fırçası da gerçekten çok başarılı fırçası var. Benim en sevdiğim fırça. Bu fırçayı sadece kirpiğinize dokundurmanız yeterli oluyor. Herhangi bir sürme, titretme veya bir şey yapmanıza gerek yok. Üstten tarama, alttan tarama gibi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece kirpiklerinizin ucuna dokunduruyorsunuz. Şu an size yapacağım. Hatta iki gözünüz sonra kıyaslayabiliriz. Tamam. Nasıl olsa sıfır sadece böyle tampon hareketlerle dokunduruyorum. Sonra ikinci tura geçiyorum. Bunu pompalama yapmamanız gerekir. Sadece içine tekrar koyup geri almanız yeterli olacak. Sadece kirpiklerimizin ucuna doğru tampon hareketlerle dokunduruyorum. Ürünlerin fiyatına göre gerçekten performansı ve sonucu inanılmaz güzel. Fırça büyük olduğu için çevirerek diğer tarafına tekrar uygulamaya devam ediyorum. Tekrar ucun altına gerek kalmıyor sadece. En sonra tekrar çevirip tekrar devam edeceğim. Gerçekten benim muazzam yoğunlaştığımı göstereceğim size. Bunu böyle uygulamaya devam edebiliriz. Ben sadece iki kat uyguladım. Bakın sonuca. Hatta iki farkını seyircilere gösterebilirsiniz. İki kez farkını. Gerçekten çok belirgin sonuç veriyor ürün. Maskası gerçekten diğer ürünlerin çok iddialı. Sadece dokundurarak yapıyorum. Herhangi bir özel bir teknik kullanmıyorum. Ve benim Rimmel'de en sevdiğim böyle topak topak yapmaması. Bunu çok seversiniz. Evet. Asla topak topak yapmıyor. Ben zaten fırçasından anlıyorum. Fırça gerçekten çok kullanışlı fırça. Asla fırçaya çok ürün gelmiyor. Şimdi içinden, maskaranın içinden. Bazı maskaranın sonunu sürmeniz gerekiyor fırçayı. Hadi şöyle söyleyeyim. Maskara uyguladıktan sonra en son makyaj sabitleyici spreyi var yine Diver'in. Gerçekten çok ciddi bir ferahlık veriyor cilde. Aynı zamanda makyajı sabitlediği gibi cildi de sıkılaştırıyor. Yukarı doğru geriyor cildi ve inanılmaz bir etkisi var. Kapatalım gözünüzü. Bunu da böyle 3 fırt sıkmanız yeterli oluyor. Çok güzel kokuyor. Aynen. Yeah, it's not good.